İkinci Viyana Kuşatması. İkinci Bölüm. Kuşatma. 14 Temmuz 1683'te otağından çıkan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, St. Ulrich Varoşu'na giderek kuşatma detaylarını belirledi. Kendisi, Rumeli Beylerbeyi'nin emrindeki attan inmiş kapı kullarıyla, taşra kuvvetleriyle, Beyniçerilerin bir kısmıyla Burg Tabyası'nın önünde yer alacaktı. Sadrazamın sağında ise yine Burg Tabyası'nın karşısında Diyarbakır, Halep ve Anadolu Beylerbeyleri yer alacak, 20 bölük Yeniçeri'de bulunacaktı. Solda Löv Tabyası'nın karşısında 20 bölük Yeniçeri'nin desteklediği Temeşvar ve Sivas Beylerbeyleri yer alacaktı. Toplam 15-20 bin asker fiili kuşatmayla, 70 bin asker de ablukayla, kuşatmanın güvenliğini sağlamakla ve akınlar düzenlemekle görevliydi. Savunmacılar ise 12 bin profesyonel asker, on binlerce de savunmaya hazır şehir halkından oluşuyordu. İlk iş olarak Türkler teamüllere uyarak bir elçi yolladılar ve teslim olmayı teklif ettiler. İslamiyet'i kabul edin veya sultanın tebaası olan Hristiyanlar olarak barış içinde yaşayın. Savunmacıların komutanı Konstantinberg teklifi reddedince bombardıman başladı. Osmanlı mimarları sıçan yolları ve metrisler kazmak için işe koyuldu. Metrislerde kolay ilerlemek için gerekli önlemler alınmıştı. Önlemlere rağmen Burg Tabyası'ndaki keskin nişancılar kazıcılara ağır kayıplar verdiriyordu. 15 Temmuz gecesi Alman askerler, siperlerde bulunan Türk askerlerine karşı ilk huruç hareketini gerçekleştirdi. Huruca rağmen Osmanlılar İstihkam Şevi'ne yani yüksek savunma birikintisine yaklaştı. Şehrin alanı çok geniş olduğundan kuşatma tam gerçekleşemiyor ve nehrin karşısındaki Charles de Lorraine birliklerinden sürekli yardım geliyordu. Bunu engellemek için Tuna tarafında kuşatmayı tamamlaması için Sivas Beylerbeyi görevlendirildi. Boğdan ve Eflak askerleri de bu birliklerle irtibatı kurup gerekli güvenliği sağlayacaktı. Bu hareketle abluka tamamlanmıştı. Ana saldırı Burg ve Löv tabyalarından yapılıyor, Türk topları sürekli şehir duvarlarını dövüyordu. Kuşatma için gerekli toplar, sefer amacı farklı bir yer olduğu için getirilmemişti. Gerçi hafif toplarla ve az miktarda ağır topla işe girişilmesi bahane teşkil etmiyordu. Zaten Osmanlı silah teknolojisi bir asır geride kalmıştı. Modern kaleleri yerle bir edecek teknolojiden uzak olan topların durumu aslında Girit kuşatmasında görülmüştü. 25 yıl gibi bir sürede alınan ada 1660'lı yıllarda ele geçirilmişti. 20 yıl önce zor da olsa bu tarz kaleleri almaya yeten silahlar 20 küsur yıl sonra artık çok da işe yaramıyordu. Barut konusunda neredeyse sınırsız stoğu olan Türkler, en ufak hedef için bile haddinden fazla barut kullanıyordu. Kuşatma tamamlanınca metrisleri ilerleten Türkler, huruçların etkisini de azaltmıştı. Türklerin hendeyi aşıp dış tabya, ana tabya ve perde surlara saldırması için şev duvarını alması gerekiyordu. Yapılan kanlı çatışmalar sonrası her yer kan revan içinde kalmıştı. Şevi elinde sonunda kaybedeceğini bilen kale komutanı, hendekte ikinci bir savunma hattı oluşturdu. Savaş sonuna kadar Avusturyalıların 80 bin humbara kullandığı bu görülmemiş mücadelede ağır ateş altındaki Türk tarafı emir üzerine lağım kazmaya başladı ve ilk lağım Burg Tabyası'nın olduğu kesimde 23 Temmuz'da patladı. Her patlamadan sonra Türkler saldırıya geçiyor, toprak şev ve hendekte tutunmaya çalışıyordu. Yer yer başarıda yakalanıyordu. Ardından kale savunmacıları da lağımlar kazarak karşı tarafa kayıplar verdirdiler. Lağım savaşları kuşatmanın en mühim noktasını oluşturuyordu. Yerin üstünde olduğu gibi altında da askerler canları pahasına savaştı. Kesişen lağımlarda ellerde tüfek ve kılıçlarla vuruşan neferler adeta mahşerin havasını solumaktaydı. Her biri bir roman veya filme konu olacak seviyedeki mücadeleler günden güne şiddetlendi. Silah teknolojisinde duraklamış olan Osmanlıların lağımcıları ise hala başarılıydı ve etkileri yüksekti. 3 Ağustos'ta Osmanlılar kararlı bir hücumla hendeyi ele geçirdi. Lağımların oluşturduğu boşluktan ilerleyerek ve metrislerde çarpışarak 12 Ağustos'ta dış tabyanın önüne dek vardılar. Arkadaki top bataryaları da ileriye taşındı. Düşmanını geriletmeyi başaramayan, Löw ve Burg tabyalarının önündeki her karış toprak için savaşan Avusturyalılar da durum üzerine bir kademe daha geri çekilmek zorunda kaldı. 12 Ağustos'tan birkaç gün sonra Habsburg askerleri, Türk lağımlarının yerini tespit edemedi ve iki büyük patlama oldu. Patlamaların şiddeti şehri bile sallamıştı. Toz bulutu kalkınca dış tabyada büyük bir boşluğun oluştuğu görüldü. Hemen hücuma geçen Türkler 2 saatlik bir çatışma sonrası dış tabyayı ele geçirdi.
Düşmanı bu noktadan atamayacağını anlayan kale komutanı, Türklerin dış tabyanın bir kısmını ele geçirdiğini kabul etti. Bunlar olurken kuşatma dışında sadrazamın emriyle Türk ve Tatar kuvvetleri bölgede amansız akınlar yapıyordu. Fakat bir sorun vardı. O da disiplinsizlik. Askerler yağma yaptıktan sonra kazandıkları malları gizlemek için cephe gerisine dönüyordu. Bu üzücü ve istenmeyen durum kuşatmayı sürdüren askerlerde de yer yer kendini göstermekteydi. Disiplinsizlik can sıkıcı olmaya başlamıştı. General Lorraine, Tuna'nın kuzeyine atılmış bir şekilde seyyar ordusunun başında bazı kritik yerlere asker sevk etti. Aynı zamanda takviye olarak Yanıkkale'deki piyadeleri de yanına çağırdı. Böylece 15 bini bulan ordusuyla Marova Nehri kıyısında kampını kurdu. Habsburg generalini batıya atmak isteyen ve o sırada bölgede akınlar düzenleyen Tökeli İmre, Macar ve Türklerden oluşan 25 bin kişilik bir orduyla Tuna'ya geçerek Poyan'a vardı. General Lorraine geri çekilmek yerine bölgeye ilerledi. 30 Temmuz günü yapılan Poyan Muharebesi'nde Türk tarafı yenilerek Tuna'nın güneyine çekildi. Bölgenin güvenliğini temin eden Almanlar, kuşatma devam ederken yardıma gelecek kuvvetlerin yavaş yavaş toparlandığını öğrendi. Viyana'nın biraz daha dayanması gerekecekti. Kuşatmanın ikinci ayına girilmişti. Osmanlılar sürekli siperleri ilerletiyorlar, top atışına devam ediyorlar ve lağımlarla düşman mevzilerini delik deşik ediyorlardı. Savunmacılar da dönem dönem huruç yaparak ilerleyişi yavaşlatmaya çalışıyordu. İki taraf da artık yorgun düşmeye başlamıştı ve süre uzadıkça sinirler de geriliyordu. Ard arda hücumlar yapan Türkler 4 Eylül'deki patlamadan sonra Burg Tabyası'na saldırdılar. Rüzgarda dalgalanan sancak ve alemler eşliğinde Allah nidalarıyla yaklaşıp savunmacılara çullandılar. Savunmacılar için ümitsiz olan bu an, şiddet ve kanla zor da olsa engellendi. Türklerin bir sonraki hedefi ise Löv Tabyası oldu. Bu bölgeyi de iyice zayıflatan Türk tarafı için artık zafer işten bile değildi. Lakin Kara Mustafa Paşa genel taarruzu sürekli geciktiriyordu. Şehrin teslim olmasını bekleyecekti. Paşa şehrin yağmalanmasından korktuğu için böyle bir karar almıştı. Bir harabeyi almak istemiyordu. İstanbul gibi bir dünya şehrine sahip olma ve padişaha el değmemiş bir Viyana sunma arzusundaydı. İyice zayıflayan Viyana garnizonunda 4000 profesyonel asker kalmıştı. Osmanlılar teknolojik üstünlükte olmasa da düşman kuvvetlerini eritmeye başardılar. Ama bunu yaparken de çok zaman kaybettiler. Şehir halkını Türkler kaleden içeri girerse savaşsınlar diye silahlandıran Kont Starhemberg, 7-8 Eylül gecesi bir mucizeye tanıklık etmişti. Türklerin şehri çok zayıflattığı o gece, imdat kuvvetlerinin ilk işaretlerini teşkil eden fişekler Wienerwald tarafından göğe yükseliyordu. Arkasını dönüp göğe bakan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın başı büyük beladaydı.